Bugün yurt dışında yapılan aile eğitim programları üzerinde duracağız. Yurt dışında yapılan aile eğitim programları kurum merkezli, ev merkezli, ev kurum merkezli olarak yürütülmektedir. Yani Türkiye'deki gibi paralellik gösteren bir çalışmadır aile eğitim programı. Grupta yapılan aile eğitim programları, davranışsal model, etkili ebeveyn eğitimi ve Adler-Ryan programları olarak karşımıza çıkmakta. Davranışsal modeldeki aile eğitim programına baktığımızda gözlenebilir davranışlara ve bu davranışları kontrol eden çevresel faktörlere dayanır. Yani yaklaşımın temel dayanak noktası gözlenebilir davranışlar olmasıdır. Sosyal ve antisosyal pekiştireçlerin kullanılması, ailelerin davranışlarını şekillendirme, gözlemler ve kayıt işlemleri, istenilen davranışın pekiştirilmesi, istenilmeyen davranışın zayıflatılması teknikleri kullanılan bir model olarak karşımıza çıkar davranışsal model. Davranışsal yaklaşımın uygulanmasının nedenlerine baktığımızda çocukların davranışları üzerinde çok daha güçlü bir etkiye sahip olması, konuyla ilgili yapılan araştırmalarda daha fazla önem verilmiş olması, ebeveynlerin daha çok bu yaklaşımı tercih etmiş olmaları, özel eğitimciler davranışsal ilkeleri kullanmaya yönelik eğitim adım aldıkları için bu yaklaşım daha fazla benimsenmiştir aile eğitim programları içerisinde. Davranışsal yaklaşımı içeren ebeveyn eğitim programlarını ikiye ayrılmakta. Genel temelli programlar ailelere davranış analiziyle genel ilkeler, hedef davranışları tamamlama, tasvip etme gibi beceriler sunulmakta. Yani davranış analizi, hedef davranış tamamlama ve bu davranışı anlatma becerilerinden oluşmaktadır. Özel temelli program ise tuvalet becerisi kazandırma, ev ödevini tamamlama, karşı gelme gibi herhangi bir davranışın değiştirilmesi için gerekli becerilerin sunulması. Her iki programda da seminerler, model olma, rol oynama veya bu metotların bir kombinasyonu kullanılmaktadır program içerisinde teknik olarak. Yani doğrudan konu anlatma değil, ailelerin de etkin katılımları sağlanmaktadır. Davranışsal program örneğine bakacak olursak, birinci oturumda ebeveynler öncelikle gözlemleniyor. Gözlem kayıtları tutuluyor ve gözleme ilişkin terimler ve davranışlar tanımlanmaya çalışılıyor. İkinci oturumda ebeveynler olumlu pekiştireçleri tanımlamayı öğreniyor. Üçüncü oturumda ise plan yapmayı öğreniyorlar. Yani çocuklarının davranışlarını nasıl değiştirebileceklerine ilişkin aldıkları pekiştireçler, davranışları tanımlamaya yönelik eğitim doğrultusunda planlama yapıp uygulamaya geçiyor. Dördüncü oturumda ise istenmeyen davranışı ortadan kaldırmayı öğreniyor. Beşinci oturumda ebeveynler zamana duyarlı olan davranış tanımlamayı ve gözlem yapma tekniklerini kullanmayı öğreniyorlar. Altıncı oturumda olumsuz pekiştireçlerin nasıl kullanılacağını öğreniyorlar. Yedinci oturumda istenmeyen davranış azaltmak için cezanın nasıl kullanılacağı, yani önce olumlu pekiştireç vermek, daha sonra olumsuz pekiştireç vermek, daha sonra cezayı nasıl kullanacağını öğrenmek, boş zamanlarını nasıl etkili bir şekilde değerlendirebilecekleri, uyarıcıları çocuklar için nasıl kullanabilecekleri, yani uyaranların çocukların eğitiminde nasıl verimli bir şekilde kullanabilecekleri ve kendi gelişimlerini, çocuğun gelişimlerini değerlendirmeyi öğrendikleri bir programdan oluşmakta. Yani 10 oturum bulunmakta programda. 10 oturum içerisinde de pekiştireç, olumsuz pekiştireçler, ceza ve değerlendirme yöntemini öğrenmekteler. Etkili ebeveyn eğitimine baktığımızda
Gordon'un 1971'de PET yaklaşımın temeline dayanan teknikler bulunmakta. Yani etkili ebeveyn eğitim içerisinde aktif dinleme. Yani ailelere herhangi bir problem yüzünden, duygusal yönden rahatsız olan çocuğu ile iletişim kurma becerisini öğretiliyor. Böylece iletişim engelleri olarak bilinen 12 tipik cevaptan kaçınılıyor. Bu cevaplar emir verme, uyarma, ahlak dersi verme, suçlama, yargılama, ad takma, yorumlama, alay etme gibi iletişimi engelleyen önemli noktalar. İkinci basamak da ben mesajları gönderme kullanılır. Aile suçlamaksızın uygun olmayan davranışları kendi açısından tanımlar ve o davranış ile ilgili çocuğa dürüstçe davranış hissinden bahseder ve değerli olmayı öğretir. Çatışmaların çözümü ve problem çözme de yine etkili aile eğitim programı içerisinde kullanılan yöntemden bir tanesidir. Hem aileye hem çocuğa tahmin edici bir çözüm yolu sunan kaybedenin olmadığı bir yöntem. İletişimimizde özellikle çocuklarla iletişimimizde kazanan kaybeden noktasına çok takıldığımız için ebeveyn olarak da kaybetmeyi kabul etmememiz onlara baskı kurmamıza ve davranışlarını değiştirmek yerine inatlaşmaya neden olmaktır. Bu nedenle çatışmaları çözebilmede kazanan veya kaybedenin olmaması önemli bir noktadır. PET'te çatışmaların çözümünde kullanılan 6 basamak vardır. Bu 6 basamakta problem çözmedeki temel basamaklardır. Birincisi problemi tanımlama, ikincisi probleme ilişkin olası çözüm yolları üretme, üçüncüsü üretilen çözüm yolları içerisinde uygun olanı seçme ve değerlendirme, karşılıklı olarak kabul edilen çözüm üzerinde karar verme, üretilen çözümler içerisinde uygun olana karar verme ve uygulama son olarak da yani seçtik bu çözüm yolunu uygulama. Daha sonraki bir tarihte de çözümü değerlendirmek gerekiyor. Çünkü evet problemimizi belirledik, çözüm yollarımızı seçtik, bir tanesine karar verdik, uyguladık. Sonuçlarını görüp bir sonraki aile eğitiminde bu sonuçları değerlendirmemiz gerekiyor. Eğer uygun değilse daha önceki belirlediğimiz çözümlerden birini tekrar seçebiliriz. Problem çözme basamaklarında olduğu gibi. Gordon'un modeli 4 elemente sahiptir. Birincisi sınıf içi öğrenmelere paralel olarak çocuk için ev öğrenme aktivitelerinin oluşturulması, bir eğitimci ve bir sınıf öğretmeniyle yapılan planlama oturumu. Aslında bizde de aile eğitimi, yani Türkiye'de yapılan aile eğitimi ev merkezli aile merkezli aile eğitimine çok benzemektedir. Bizdeki programda da GEP programında da bir öğretmen özellikle sosyoekonomik düzeyi düşük bölgedeki ailelere gidip çocuklarla yapılabilecek etkinlikler hakkında aileyi bilinçlendirme ve uygulamalar söz konusuydu. Gordon'un modelindeki birinci basamakta elementte bizim GEP aile eğitimine denk gelmektedir. İkincisi aile eğitimci tarafından anneye ev öğrenme aktiviteleri sunma ve istenilen davranış öğretmeye yönelik tartışma oturumu. Üçüncüsü belirlenen öğrenme etkinliğinin sunumunda anne ve ebeveyn eğitimci tarafından gerçekleştirilen rol oynama oturumu. Yani burada biraz daha teorikten uygulamaya yönelme söz konusu. Dördüncü elementte ise ebeveynler tarafından geliştirilen proje ve önerileri paylaşmak için öğretmen ve ebeveyn eğitimcisi tarafından yapılan değerlendirme oturumu. Yani neyi değerlendiriyoruz? Yapılan çalışmaların gerçekten amacına ulaşılmadığı veya eksik yönlerinin ne olduğu, gerçekten istenilen davranışçılığa kazandırıldı mı veya değiştirildi mi? Bunu değerlendirmek amacıyla yapılan
son element. Adlerian programına baktığımızda ailelerin çocuklarını anlamalarına yardım etmek, onların düşünme tarzlarını öğrenmek, çocukların davranışlarını yöneten güdüleri anlamaktan oluşmaktadır. Aslında bütün aile eğitim programlarının temeli çocukla kurulan iletişime dayanmak, doğru iletişim kurmaya dayanmak. Burada da yine çocukları anlamak ve onları bakış açısıyla hayata bakabilmeyi kazandırmak amaçlanmaktadır. Adlerian programı 8-10 hafta süren bir eğitimdir. Her hafta bir önceki hafta herkesin başından geçen olaylara ve okuduğu kitaplar tartışılır. Yani çocuklarıyla yaşadıkları olaylar ve verilen bir kitabın sınıfta tartışılmasıyla oluşur. Yurt dışında yapılan aile eğitim programı örneklerine baktığımızda ebeveyn eğitim projesi erken çocukluğun desteklenmesi. Bu 66-67 yılları arasında başlayan bir program. Daha çok kırsal kesimde yaşayan düşük gelir düzeyine sahip kadınlara yönelik yapılan bir çalışma. Anne baba eğitimcisi olarak eğitilmekte bu programda özellikle anneler yani eğitim verebilecek eğitimci olarak yetiştiriliyor. Annelerin ev ortamlarının düzenlenmesi yoluyla çocuğun gelişim ve eğitimini nasıl destekleyeceği öğretilmekte. Programa katılan çocukların 12 ay ile 13 yaş arasında olmasına özen gösteriliyor ve genellikle zenci ailelerden yani siyahi ailelerden oluşmakta. Programı yürütenler okul öncesi dönemin çocuğun kişilik gelişiminde önemli yıllar olduğunu, çocuğun ileriki eğitim hayatında başarılı olmasının temelinde yatan en önemli faktörün çocuğa sağlanan uyarıcıların miktarı ve çeşidi olduğunu, aile içi ilişkilerin çocuğun başarma isteğinde önemli bir role sahip olduğunu ileri sürmektedirler. Ve buradan yola çıkıyor. Peki program nasıl çalışmakta? Özellikle programa katılan anneler ev ziyaretleri yöntemiyle eğitilmişlerdir. Çünkü eğitimciler annelerin ya da o bölgede yaşayan ailelerin evlerine giderek annelere eğitim vermekte. Dolayısıyla birincisi ev ziyaretleri yöntemi kullanılıyor. Eğiten, anneyi eğiten kişi anneyle benzer koşullardan gelmesi. Burada aile eğitiminin hazırlanırken dikkat edilecek noktalardan en önemli noktalardan bir tanesi homojen bir grup olması. Yani benzer özellikler taşıyan eğitim düzeyi, yaşadığı ortam, gelir düzeyi gibi benzer noktaların olması önemliydi hatırlayacağınız gibi. Dolayısıyla eğitim alan ve eğitimci olarak giden anneler de gittikleri bölgedeki annelerle aslında benzer koşullarda yaşamaktalar ve aynı koşullardan gelmektedirler ki bu birbirlerinin sorunlarını çok daha iyi anlama ve daha iyi çözüm yolları üretme anlamında fayda sağlamakta. Haftada bir kez yapılan ev ziyaretlerinde annelere ilk olarak duysal motor aktiviteleri, uyarıcı alıştırmalar serisi sunuluyor. Yani çocukların hem duysal hem de psikomotor becerilerini kazandıracak aktiviteler hazırlanıyor. Bu uygulamalar esnası içinde özel olarak hazırlanan oyuncak ve başka özel materyaller kullanılmıyor. Dolayısıyla çocukların doğal ortamlarındaki gerçek materyaller kullanılmış oluyor. Egzersizler çocuğun gelişim evrelerine göre sıralanıyor. Yani hem gelişim ilkeleri hem de çocuğun gelişimindeki basamaklar göz önüne alınarak program hazırlanmış oluyor. Uygulanan öğretim teknikleri de genelde rol oynama ve model alma. Çünkü erken çocuklukta model alma yoluyla çocuk daha çok davranışları öğrenmekte. Bu nedenle de programın temeli rol oynama ve model almaya dayanmakta. Diğer bir yurt dışında yapılan çalışma anne eğitim programı. Programda 1967'de başlamıştır. Programın ana hedefi anneleri çocukların
öğretmeni olarak eğitmektir. Programın ilk yılında 3-4 yaş grubuna sahip çocukların anneleri katılmakta. Daha sonraki yıllarda da 1-2 yaş çocukların anneleri programa 2 yıl süreyle katılmışlardır. İlk çıkış noktası 3-4 yaş, daha sonraki dönemlerde yaş daha da aşağıya çekilmiştir. Programın amacına baktığımızda ev ortamının uyarıcı ortam olarak düzenlenmesi, temel okul öncesi becerilerini artırmak, çocukların genel ve özel zekalarını artırmak, motivasyonlarını, dikkat sürelerini ve çalışma alışkanlıklarını artırarak okul becerileri için onları hazır hale getirmek. Anneleriyle çocukları sosyal iletişim kurma becerileri hakkında da bilinçlendirmek programın diğer bir amacıdır. Program nasıl çalışmakta? Program ebeveyn öğretmen etkileşimi üzerine kurulmuştur. Anneler hem anne merkezli hem de çocuk merkezli aktivitelerin sunulduğu grup toplantılarına katılmışlardır. Burada bu program Türkiye'de ev kurum merkezi, yani bütünleştirilmiş programın içeriğine çok benzemektedir. Bizim kurum ev ve kurum bütünleştirilmiş aile eğitim programında zaman zaman çocuklarla birlikte anneler de aktivitelere katılmaktaydı. Bu programda da hem anneler hem de çocuklar merkeze alınmakta. Çocuk merkezli aktiviteler grup toplantılarının en önemli özelliği. Oyuncaklar gelişimsel bir sıra ile sunulur ve öğretme ilkeleri de vurgulanmaktadır. Bu öğretme ilkeleri oyuncakların çocukla iyi bir ilişki geliştirmek için saygı gösterin, eleştirilerden ziyade ödül verin, görev ve sorumlulukları basamaklara bölün, oyun öğretin, anne sağlanan materyaller vasıtasıyla çocuğuyla meşgul olur ve gelişimini not eder. Dürtüler ayda 2 kez aileleri evde ziyaret eder. Ev merkezli anne çocuk programına baktığımızda katılımcılar hem siyah hem beyaz ailelerden oluşmakta. Programın amacı ev ortamındaki sosyal etkileşimin çocuğun özellikle daha sonraki okul başarısı için önemini vurgulamak. Yani akademik becerisini geliştirmek, çocuğun dili kullanma yeteneğini geliştirmek, anneleri evde çocukları ile sözel iletişim kurmaları için eğitmek programın amaçlarından. Peki ev merkezli aile eğitimi nasıl çalışır? Yılda 7 ay, haftada 2 kez, yani 7 ay boyunca devam ediyor bir yıl boyunca. Haftada 2 kez oyuncak göstericiler olarak eğitilen kişiler programa katılan aileleri evlerinde ziyaret ediyor. 2 kez ev ziyareti düzenlenmekte. Her haftanın ilk ziyareti anne ve çocuğu eğitimsel değeri olan oyuncak ve kitaplarla tanıştırmak, onlara bu materyalleri kullanarak sözel iletişim kurma yöntemlerini öğretmek amacıyla yapılır. Haftanın ilk ziyareti. Sözel etkileşimi desteklemek için blok kartlar, puzzle'lar, kuklalarla da yine bu eğitim desteklenmektedir. İkinci ziyarette ise teknikler yeniden görüşülür ve eğitimci annelerin sorularına cevap verir. Bir amaç belirlendi, amacın ne olduğu açıklandı. Bir sonrakinde yapılan çalışmaların değerlendirilmesi niteliğindedir. Annelere yönelik kullanılan öğretme metotlarına baktığımızda eğitimcinin göstermesi en önemlisi, model alma yani. Annenin uygulaması, canlandırma veya rol oynama olarak adlandırılır. Annenin sözel olarak cesaretlendirilmesi, yani pozitif pekiştirme yöntemleri kullanılmaktadır. Silanti-Peri Okul Öncesi Projesi. Program yine 1962 ve 67 yılları arasında düşük gelirli 3-4 yaş çocuğa sahip olan zenci aileler için geliştirilmiş bir programdır. Programın amaçları çocukların okulda başarılı olmaları için genel zihinsel yeteneklerini artırmak
dil gelişimi, sayı kavramı, motor becerileri ile ilgili çalışmalar yaparak çocukların sembolik temsilleri geliştirmelerini kazandırmak. Yani sembolik düşünme becerisini kazandırmak. Programın en önemli özelliği ise gelişimsel ve yapılandırılmış olması. Gelişimsel ve yapılandırılmış olması. Aileler ev ziyaretleri yoluyla programa katılırlar. Ailelerin programa katılımı çocuk ve yardımcı olarak öğretmenin partneri olarak sağlanmıştır. Ebeveyn eğitim programlarının çocuklar üzerindeki kısa dönemli etkilerine bakıldığında yapılan çalışmaların çocukların IQ düzeylerinde ilerleme oldukları ve okul performanslarının arttığı gözlenmiştir. Yine ebeveyn eğitim programlarının aileler üzerindeki kısa dönemli etkileri araştırıldığında ise çocukluğa ilgili işlerde daha istekli olmaları, aile içi davranışlarında olumlu etkisi, ailenin bebeğin davranışlarıyla ilgili ipuçlarını anlama, ailenin çocukları ile açık etkileşime girmeleri, ailenin özellikle açık ve demokratik ebeveyn tutumlarını uygulamalarına katkı sağladığı ve becerilerinin arttığı ortaya çıkmıştır yapılan araştırmalar sonucunda. İyi günler, hoşça kalın.